Gel. Müftü Hazretleri. Sinan Paşa. Dışarısı mahşer yeri gibi. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Ahali mağdur. Sultan Murat bu yaptığıyla kalesinde bir gedik açtı. Ulemanın da desteğiyle bu gedik büyüyecek. Ulemanın cemi cümlesi Yahya Efendi'nin ağzına bakıyor. Onun da tavrı malum. Sultan Murat'a tek laf ettirmez. Her meselenin üstünü örtmek için uğraşır. Biliyorum. İşte bu yüzden İlmiye'deki mühim makamlara kendi adamlarınızı yerleştirmeniz şart. Şeyhülislam olarak böyle bir imkanınız var ne de olsa. Bir anda onca kadıyı görevlerinden alıp yerlerine başkasını arz etmek şüphe çeker. Bunu nasıl makul kılarım bilmiyorum. Lüzum kalmayacak Ahizade Efendi. O makamlar boşalacak zaten. Ben halledeceğim. Yanından geçip gittiğim, kıymetini bilmediğim o kadar çok şey varmış ki İbrahim. Amcamın yanında geçirdiğim vakit seni çok değiştirmiş. İyi mi olmuş, kötü mü bilemiyorum. Ben de bilmiyorum ki. Kasım. Nasılsın kardeşim? Afiyettesin inşallah. Afiyetteyim Bayezid, sağ ol. Söyleyeceklerin mühim değilse bizi yalnız bırakabilir misin? Hususi konuşuyoruz. Tamam, siz konuşun. Ne oluyor İbrahim? Bayezid abinle pek severdiniz birbirinizi. Sanki her şey onun başının altından çıkmamış gibi bir de yanımıza geliyor. Dayanamıyorum artık. Onun bu sahte tavırları midemi bulandırıyor. İbrahim sen neden bahsediyorsun? Elanur'dan ben bahsettim ona. Yardım etsin, seni kurtarsın istedim. Söz vermişti bana, kimse demeyecekti. Lakin o sözünü tutmadı. İlk fırsatta ifşa etti. Hadi.